teknolojinin gelişmesi, dijital araçların yaygınlaşması ve sosyal medyanın bilinçsizce kullanılması sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Artık hayatımızda teknolojik bazı hastalıklar var. Nomofobi, FOMO, siberhomelik, fotolurking, Facebook depresyonu ve cheese pudding. İnternetin avuç içine sığması, tüm ekranların artık hem telefon hem de bilgisayar olarak kullanılabilmesinin ekran bağımlılığını arttırdığını anlatan uzmanlar, teknolojinin faydalarının yanında insanlarda bir takım olumsuz etkiler de oluşturabildiğine dikkat çekti. İnsanların bu cihazları uzun sürede yoğun bir şekilde kullanması oldukça önemli sonuçlara yol açıyor. Özellikle interneti kullanan insanlar bir süre sonra sosyal hayattan kopabiliyor ve dış dünyaya karşı duyarsızlaşabiliyor. Bunun akabinde de internet ve teknolojik alet insanların hayatlarının merkezi haline dönüşüyor. Merkez haline geldikçe insanlarda teknoloji bağımlılığı da ortaya çıkmış oluyor. Eskiden böyle bir bağımlılık türü yokken artık günümüzde uzmanlar teknoloji ve interneti de bağımlılık türü olarak kabul ediyor. İşte insanda teknolojinin yaygın kullanımıyla görülen bazı hastalıklar. Nomofobi. Cep telefonu yoluyla iletişim bağlantısının kesilmesi olarak açıklanabilir. Kişi telefondan uzaklaştığında haber alamamaktan korkar ve panikler. Bu paniğin yanında nefes darlığı, titreme ve baş dönmesi gibi belirtiler de bulunmaktadır. FOMO, gelişmeleri takip edememe kaygısı, gelişmeleri kaçırma korkusu olarak bilinir. Birey herhangi bir gelişmeyi takip etmemenin kendisi için bir eksiklik olduğunu düşünür. Sosyal medyada arkadaşlarının durumlarından haberdar olma isteğine karşı koyamama ve durumları sürekli takip etme isteğinde olma halidir. Kişi gelişmeleri takip edemediğinde kendisini gergin ve kaygılı hissedebilir. Ego sörfü. Teknolojiye düşkünlüğü olan insanlardan bazıları belirli süre aralıklarla kendi ismini internette aratıp kendisiyle ilgili gelişmeleri takip eder. Bu insanlar ego sörfü denen hastalığa kapılmışlardır. Ego sörfü, online narsizm olarak da geçmektedir. Narsizm, kişinin kendisini beğenmesi olarak da ifade edilebilir. İşte online narsizm terimi veya ego sörfü de kişinin yine öz severliğinin olmasıyla birlikte bunun sanal alemdeki yansımalarını incelemesi olarak da açıklanabilir. Kişilerin kendi hakkında paylaşımları, beğenileri ve yorumları takip etmekten geri duramaması da hastalığın bir başka çeşididir. Google takibi. Bir kişinin çevresindeki kişileri sürekli olarak arama motorları vasıtasıyla araştırması ve insanların neler yaptığını internetten sürekli incelemesidir ve bunu genelde gizli bir şekilde yaparlar. Siberhondrik. Hastalık durumlarında doktor muayenesi yerine internette tedavi ve yöntemlerini araştırma ve uygulama hastalığıdır. İnternette hem doğru hem de yanlış bilgilerin bulunduğu herkes tarafından bilinir, ancak araştırma ve öğrenme içgüdümüz olduğundan özellikle sağlıkla ilgili konularda hafif ya da yoğun bir kaygı düzeyiyle hemen doktora gitmeden internetten bakıp kendimizce öğrenmeye çalışırız ve bunu yaparken doğru bilgi, yanlış bilgi ayırt etmeyiz. Teknoloji ve internet bağımlılığı yaşayan insanlar öz kontrol seviyesi düşük olduğu için siberhondrik hastalığına daha hızlı yakalanabilirler. Fotolurking. Özellikle herhangi bir sosyal ağ platformunda insanların fotoğraflarına saatlerce bakarak zaman geçirmek ve bunu sürekli yapmak. Cheese pudding. Bir kişinin internet başında geçirdiği süre boyunca internetten MP3 indirme hastalığı. Facebook depresyonu. Facebook ve diğer bazı sosyal ağlar insanları depresyona eğilimli yapıyor. Özellikle genç kızların duygusal hayal kırıklıkları üzerinde tekrar tekrar konuşmaları ruh hallerini kötü yönde etkilerken aynı zamanda mutsuz duygular edinmelerine yol açıyor. İnternet siniri. Mobil cihazlarda ya da bilgisayardaki performans düşüklüğünü ya da geçici sorunların önemli bir stres kaynağı ve istenmeyen olayların tetikleyicisi olduğu ifade ediliyor. Teknoloji bağımlılığının zamanında tedavi edilmemesi durumunda bireyler psikolojik ve sosyolojik açıdan derinden etkilenir. E-hastalık olarak da ifade edebileceğimiz psikolojik hastalıklar, dijital teknoloji ve sosyal medyanın ivme kazanmasıyla birlikte had safhaya ulaştı. Dijital bağımlılık,
başta teknolojik araç ve uygulamaların günlük yaşantımıza olumsuz etkilerini, internet, cep telefonu, sosyal medya ile dijital oyun bağımlılığını içeriyor. E-hastalıklarla baş etmenin en temel yoluysa akıllı telefon orucu yapmak. Elektronik herhangi bir cihazın kullanılmaması bireyde dijital detoks yapar ve böylece kişi dinlenmiş olur. Bu hastalıklardan kurtulmak için uygulanabilecek basit yöntemler mevcut. Telefonu evde bırakmak, bir süre kullanmamak, günün ilk saatlerinde belki size zor gelebilir ama aslında bunun bir konfor olduğunu fark edeceksiniz. Ara sıra teknoloji detoksu yapmak iyi bir çözüm olabilir. Böylece insanların duygularını anlayabilir ya da hissettiğinizi fark edebilirsiniz. Gökyüzünün nasıl olduğunu gözlemleyin. Bu basit yöntemlerle bir çiçeğin ya da çimenin rengini fark edersiniz. Teknoloji size değil, siz ona hükmedin ve hiç olmazsa ara sıra hayatımızdan teknolojiyi çıkarın. Nomofobiye yakalanmadan bu yöntemleri mutlaka uygulayın. Çocuğunuzu da nomofobiden kurtarmak için benzer yöntemler için bazı kurallar koyabilirsiniz. Şimdi, eğer siz bu alet bağımlılarından birisiniz, inkar içinde olmayın, nomofobiden acı çekiyorsanız bir ara vermenin tam vakti. Okumak, yazmak, yürümek, etkileşime geçmek için bu ekran zamanlarını feda etme zamanı. Bu aletlerin kölesi olmayarak ve tekrar özgür bir insan olarak çok fazla şey kazanacaksınız.